Merhaba, matematik sınıfıma hoş geldin. Bu derste Aydın sorularına kaldığımız yerden devam ediyorum. <laughs> 17. sorudayım. Bu soruda bir tane kamyon verilmiş. Buharkent'ten Söke'ye doğru hareket ediyor. Kamyonun yüksekliği kök A metreymiş. Bu kamyon sırasıyla K, L, M ve N üst geçitlerinden geçiyormuş. Burada da üst geçitlerle alakalı bir kural vermiş. K üst geçidinin yüksekliği 5 metre ve her üst geçit kendisinden bir önceki üst geçitten 1 metre daha kısa. Yani burası 5 ise burası 1 metre daha kısa 4, burası 3, burası 2. Kamyon şoförü N üst geçidine geldiğinde buradan geçemeyeceğini anlamış, aracı durdurmuş. Soru ne istiyor? A'nın metre cinsinden değeri hangisi olabilir diyor. Şimdi öncelikle şuraya dikkat etmeni istiyorum. Kamyonun yüksekliği demiyor. Kamyonun yüksekliği kök A. Burada A'nın metre cinsinden değerini istiyor. Öncelikle kök A'yı, yani kamyonun yüksekliğini bulalım biz. Buradan yola çıkalım. Kök A, bu kamyon M'den geçmiş. M üst geçidinden geçmiş. Demek ki üst geçidinden geçebiliyorsa bundan kısadır. Biraz daha kısadır. Kök A demek ki buradan geçebildiğine göre 3'ten küçük. Yani daha kısa. Ama N'den geçemiyor. Buradan da geçemediğine göre 2'den büyüktür. Şimdi burada karekökten kurtarmak için her tarafın karesini aldığında burası 4 küçüktür. Burası da A oluyor. Küçüktür. Burası da 9 oluyor. Demek ki buradaki A sayısı 4'ten büyük, 9'dan küçük bir sayı olmalı ki burada verilen şartları sağlasın. Şıklara baktığında da 4'ten büyük. Şimdi 3,24, yani küsuratlı, 4'ten büyük değil. Bu zaten değil. Ama 9'dan da küçük olması gerekiyor. 13,69 9'dan büyük olmuyor. O zaman geriye ne kalıyor? 5,76 zaten soru olabilir diyor. Olma ihtimali seçeneklerinden bir tanesi de bu oluyor. Cevabı B şıkkı buluyorsun. 18. soru. Burada da iki tane grafik verilmiş. Bir meskene ait elektrik faturasının kullanım alanlarına göre dağılımı burası. Ve bunların arasından da bir tanesinin hangisi? Beyaz eşyanın da kendi içerisindeki tüketim oranı bunlar. Soru senden ne istiyor? Elektrik faturasının tamamı 200 Türk lirasıymış. Bunun kaç lirası televizyona aitti? Soru senden bunu istiyor. Şimdi öncelikle burada televizyonu istiyor. Televizyon hangi kategoriye giriyor? Beyaz eşya kullanım alanına giriyor. Öncelikle şu grafikten beyaz eşyaya ne kadar lira düşüyor? Onu bulalım. Tamamı neydi? 200. Burada da zaten yüzde olarak verildiği için bunların hepsini de toplayınca %100 yapıyor. %100, yani faturanın tamamı. 200 TL ise beyaz eşyaya ne kadar gelmiş? 60. %60'ı ne kadardır? Buradan bunu buluyorsun. Hemen çapraz çarpımdan 100x eşittir 60 çarpı 200. Buradan her iki tarafı böldüğünde 120'yi buluyorsun. Pratik olarak da bak şunu görebilirsin. Burada 100, 200, 2 katı. O zaman buradan da 2 katı oluyor. 120 TL beyaz eşyaya düşen TL, yani elektrik faturası. Beyaz eşya da kendi arasından televizyon istiyorsun. Burada televizyon buraya düşüyor. Burada televizyonun açısı verilmemiş. Daire grafiğinden yola çıkarak burada televizyona ne kadarlık bir açı düşüyor onu buluyorum. Hepsini topluyorum bunların. 120, 42, 46, 80, bunları topluyorum. 6, 2 daha 8, 4, 4 daha 8, 10, 18, elde var 1, 1, 1 daha 2, 288. Tamamı 360'tı. 360'tan 288'i çıkarıyorum. Burası 2, burada kaldı 5, 15'ten 8 çıktı 7, burada zaten 0 oluyor. Yani buranın derecesi 72 derece. Beyaz eşyaların tamamının faturası neydi? 120 liraydı. Burada daire grafiği verildiği için daire grafiğinin tamamı 360 derece. 360 dereceye 120 liralık fatura düşüyorsa 72 derecelik kısma, yani televizyona ne kadar? fatura düşer. Buradan da yine aynı şekilde yapıyorsun. 360 çarpı x eşittir 72 çarpı 120. Her iki tarafı 360'a bölüyorsun. Bunlar zaten sadeleşiyor. Buradan da şununla şunu sadeleştirdiğinde 72 ile 365 oluyor. 120 ile de 5'i sadeleştirdiğinde, şöyle böldüğünde 24 oluyor. 5 tane 4, 25 tane konu, evet 2, 24 oluyor. Buradan da televizyonun tükettiği enerji, yani elektrik fatura miktarı 24 TL oluyor. Cevabı B şıkkı buluyorsun. 19. soru. Burada bir tane helikopter var. Deniz seviyesinden belli bir yükseklikte keşif uçuşu yapıyor. Daha sonra belli bir yükseklikte yine alçalarak dağın zirvesine iniş yapıp orada kalan dağcıları kurtarıyor. Dağın yüksekliğini soruyor. Şimdi ben bunu temsil olarak sana şuraya çiziyorum. Şurada helikopter olsa. Tamam, burada helikopter var. Buranın yüksekliği ne kadar yerden yüksekliği? Şuraya da yer desen şöyle şu şekilde kök 4500 metre. Şurada da bir dağ var. Şöyle bir dağ da çiziyorum sana. Dağın zirvesine iniyor bu helikopter. Tamam mı? Yani burada dağın zirvesine indiğinde, yani helikopteri şurada da yanlış yere çizmişim. Aldığında şuradan indiğinde şu kadarlık kısım ne kadar yapıyor? Kök 500 metre iniyor ve buradan kurtarıyor. Şimdi yerden yükseklik bu kadar. Helikopterin indiği yükseklik, yani dağın zirvesinin arasındaki yer şu kadar. O zaman dağın yüksekliği şurası değil mi? Dağın yüksekliğini nasıl bulursun? Bunun tamamından, yani kök 4500'den sadece şu kadarlık kısmı, yani kök 500 metreyi çıkararak bulursun. Yapacağın şey bundan bunu çıkarmak. Öncelikle şunları da karekök içinden bir çıkaralım. 4500 bu şöyle nedir? 100 çarpı 45 diyebilirsin buna. Buradan 100 dışarı çıkar, ne olur? Bu 10 diye çıkar dışarıya. Bu da 9 çarpı 5'tir. Bu da 9 çarpı 5. Buradan da 9 dışarıya 3 diye çıkar. 5 içeride kalır. O zaman ne olur? 10 çarpı 3'ten 30 kök 5 diye bu dışarı çıkıyor. Kök 500'de 100 çarpı 5'tir bu da. Buradan da 100'ü dışarı 10 diye çıkarırsın. 10 kök 5 diye çıkarıyorsun. Bu ikisini çıkarırsan 30 kök 5'ten 10 kök 5'i çıkardığında geriye 20 kök 5 kalır. Bu da nedir? Dağın yüksekliğidir. Bu biraz daha böyle bir basit bir soru olmuş. Tabi şuradaki kısmı iyi görmen gerekiyor. 20. sorudayız. Bu soruda en ön sırada x adet koltuğun bulunduğu tiyatro salonunda bir sonraki her sıra için sağ ve solda ikişer koltukta eklendiğini söylemiş. Bu işlem bütün sıralara uygulandığında son sırada x artı 48 koltuk bulunuyor. Soru ne istiyor? Tüm koltukların dolduğu bir gösteride salondaki izleyici sayısı kaçtır diyor. Şimdi ne demiş? Her sıra için sağ ve solda ikişer koltuk daha ekleniyor. Şimdi buraya artı 2 yaptın. Buraya da artı 2 yaptın. Şimdi ne olacak? X ise 2, 2 ne yapacak? İkişer tane daha eklediği için ikinci sırada ne oluyor? X artı 4 oluyor. Sonra bir daha artı 2 artı 2 yapıyorsun. Bir sonraki, bak her sıra için diyor. Artı 2 artı 2 ne yapıyor? 4 burada, 4 burada, toplamda burası ne oluyor? X artı 8. Bir sonraki için dikkat edersen bak 4'er 4'er. Yani 4 koltuk daha ekleyerek gidiyorsun. Bir sonraki x artı 12, bir sonraki x artı 16 şeklinde böyle gidiyor gidiyor gidiyor. En son nereye kadar gidiyor? X artı 48'de, tamam mı, artık son bitiriyor. Yani son sırada buraya geliyor. Şimdi buradaki izleyici sayısını bulabilmek için tüm salondaki koltuk sayısını bulmak gerekiyor. Kaç tane sıra olduğunu bulmak gerekiyor. Şimdi onu da şuradan bulacaksın. Bak 4, 8, 12, ben pratik olarak şunu söylüyorum sana. 4, 4 çarpı 1. Bak şuradan 4'ü gösteriyorum. 8, 4 çarpı 2. 12, 4 çarpı 3. Bak bu birinci sıra. Eklenmeye başlanan birinci sıra. Bak buradan. Ardından eklenen ikinci sıra. Ardından eklenen üçüncü sıra. Bu şekilde gittiğinde 48'de ne olacak? 4 çarpı 12 olacak. Demek ki yani 48'e ulaşıncaya kadar kaç tane sıraya ekleme yapmış? 12 tane sıraya ekleme yapmış. Nereden başlamıştı? Bak şuradan başlamıştı. Buradan sonra 12 tane sıraya ekleme yaptıysa bununla beraber toplamda ne kadar sıra var? Toplamda 13 tane sıra var. Bu bir. Bunu buldun, çok güzel. 13 tane sıra var. O zaman şimdi izleyici sayısına geçelim. İzleyici sayısı için ne yapacaksın? İzleyici sayısında bu sıralarda bulunan tüm koltukları hepsini toplaman gerekiyor. Burada x koltuk var. Burada x artı 4. Burada x artı 8. 13 tane sıranın tamamını toplayacaksın. Bunların her birisinde x var mı? Var. Bir tane 13 tane sırada toplamda kaç tane x olacak? 13x olacak. Eyvallah, bunu yazdık. Şimdi sen bunları topladın. Burada da neyi toplayacaksın? 4, 8, 12. Bunların hepsini tek tek yani böyle toplayacaksın. Bir yöntemi bu. Yani bunların hepsini tek tek burada yazıp işte 16, 20 şeklinde böyle gidip sırayla yazabilirsin, toplayabilirsin. Ben sana biraz daha böyle formül edilmiş kolay bir yöntem göstereceğim. Öncelikle şunları ben 4 parantezine almıştım ya. Buraya biraz daha şöyle sistemli bir şekilde yazarsam. Bak 4 artı 8 artı 12 artı bu şekilde gidiyor. Ne oluyor? 40 oluyor. Artı 44 artı 48. Bunları ben 4 parantezine alırsam. Bak 4 parantezine alıyorum. Burada ne olur? 4 çarpı 1'den burada 1 kalır. Artı 4 çarpı 2'den burada 2. Artı 4 çarpı 3. 12 bu şekilde gidiyor. 44 çarpı 10 40 artı 4 çarpı 11 44 yapıyor. Artı 4 çarpı 12. Şimdi x'lere topladığın için sırada bunları topluyorsun. Böyle sıralı bir şekilde ardışık bir şekilde birden başlayıp tamam bir yere kadar hep böyle birer birer artarak giden sayıları toplamak için bir formül var. N çarpı n artı 1 bölü 2. Buradaki n en son ulaştığı yer. Burada birden başlamış. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 bu şekilde gidiyor. 12'ye kadar gelmiş. Burada n yerine 12 yazacaksın. Bunun toplamını alırken. Bak bunun toplamını alırken. Şöyle gösteriyorum. N dedim en son nereye gelmiş? 12'ye. 12 çarpı n artı 1 yani 1 ekliyorsun. 12'ye 1 ekle. 13 bölü 2. Buradan da şu şekilde şunu sadeleştirirsen. 6. 6 ile 13'ü çarptığında da 6 tane 3, 18, elde var 1, 6 tane 1, 6, bir de eldeydi 78. Ama neydi bu? Paranteze aldıklarımın içi. Bir de dışarıda var kaç? 4. 4 çarpı bunu kaç bulmuştum ben? 78. 78 ile de 4'ü çarptığında 4 tane 8, 32, elde var 3, 4 tane 7, 28, 3 daha 31 yani 312. Şuradaki sayıların toplamı 312 yapıyor. X'lerin toplamını da 13x olduğunu buldum. 13x artı 312 buradaki toplam izleyici sayısı. O da hangi şık oluyor? C şıkkı oluyor. 21. sorudayız. Bu soruda 288'den 311'e kadar olan bunlar da dahil sayıları rakamların eşit büyüklükteki kartlara yazarak bir torbaya atıyor. Sonra da diyor ki torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde 0 rakamının yazıyor olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Soru ne sorusu? Olasılık sorusu. Olasılık sorusunda her zaman bak şuna dikkat edeceksin. Tüm durumlar yani var olabilecek oradaki tüm durumlar ve senden istenenler. İstenen durumlar. Şimdi burada. Bu çantanın içerisinde olabilecek tüm durumlar yani tüm buradaki kartların sayısını bulmak gerekiyor. Öncelikle şunu yapıyorsun. 288 ve 311'de dahil olmak üzere bunların arasında kaç tane sayı var? Bunu nasıl buluyorsun? Bunların farkını alıyorsun. 311 eksi 288. 11'den 8 çıktı 3. Burada kaldı 0. Ondan çıktı 8. 23. Bir de bunlar dahil olduğu için 1 ekliyorsun. 24 tane burada sayı var. Bu 24 tane sayının her biri zaten bunlar 3 basamaklı olduğu için 3 tane de rakam olsa her birisinden 24 çarpı 3 72 tane burada ne var? Şu şekilde rakamlar yani bu rakamların yazıldığı kartlar var. İstenen durum yani tamam bunun içerisinde kaç tane kart var? 72 tane kart var. Bunu hemen buraya yazdım. Şimdi gelelim. Soru ne diyor? 0 rakamının yazıyor olma olasılığı 0. Buradan artık yani bunları kendin bulman gerekiyor. 289 ne var? 290 var. Bak burada hemen bir tane 0 var. Tamam yani çünkü burada şunların hepsi ayrı birer kart. Burada bir tane var. 290'dan sonra 90, 291, 292, 293'te gidiyorsun. Yok. Bir de nerede var? 300'de. 300'de kaç tane 0 var? 2 tane. Bundan sonra devam ediyorsun. Bak 301, 302, 303, 304. Bu şekilde 305, 306, 307, 308, 309, 310. Buraya kadar geldi. Şimdi burada bir duralım. Burada da bir tane bak. Bir tane. Bu şekilde bir tane. Bir tane. Burada bir tane bak. Ben bunları daha rahat görebilmen için tek tek şöyle bir yazıyorum. Burada da bir tane. Burada da bir tane. 311. Zaten burada bitiyor. Burada da yok artık. Toplamda kaç tane oldu bak. Şöyle 2, 4, 6, 8, 11. Bir de 2'yi ekleyeceksin. Burada 13. Yani 13 tane 0 rakamı var. Bu kartlar arasında 13 tane 0 yazan kart var. İstenen durum senden zaten neydi? 0'ın yazıyor olması. O da 13. 13 bölü 72 cevabın oluyor. B şıkkı. Bu soruda bir tane telefon mağazası var. Bu mağazanın Kasım ayı boyunca satışa sunulan telefonlarıyla 3 tane telefon modeliyle alakalı burada daire grafikleri verilmiş. Soruda diyor ki bu 3 ürün de eşit miktarda satıldığı biliniyor. Buna göre bunların satışa sunulmadan önceki adetlerin sayılarını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisinde verilmiş olabilir diyor. Bu soruda dikkat etmen gereken önemli 3 tane şey var. 1. 3 üründen de eşit miktarda satılmış. Yani burada bir tane A ürününden 8 tane 10 tane satıldıysa hepsinden o şekilde satılmış. Yani hepsinden 10'ar tane 15 tane neyse o şekilde satılmış. Bu bir. Bu bir. İkincisi şu grafiklere baktığında bak satış öncesinde bu A'ya yer veriyor burada ama satış sonrası grafikte A modeli yok. O zaman demek ki A tamamen satılmış. Yani ne kadar varsa A modelinden hepsi satılmış. Buradan bunu anlıyorsun. Bak bu da 2. Üçüncüsü de şu daire grafiğinde satış sonrası daire grafiğinde 120 derece 240 derece 240 120'nin 2 katı. Buradan pratik olarak şunu söylüyorsun bak B modeli C modelinin 2 katı. Ne zaman satış sonrasında bunun sayısı bunun sayısının 2 katı. Şimdi bu 3 tane bilgiye bakarak şıklardan devam ediyoruz. Demek ki burada yapacağın şey şu. 1. A'nın tamamı satılmış. Yani A ne kadarsa burada ne kadar gösteriyorsa hepsi satılmış ve hepsinden de yani B'den de C'den de o kadar satılmış. Ardından bunların şu grafiğe baktığında satış sonrası durumlarında B, C'nin 2 katı. Yani buna bakacaksın. Hemen şuradan başlıyorum. A 6 demek ki hepsinden 6 tane satılmış. B satılmadan önce 24'müş. 24'ten 6'yı çıkarıyorum. 18. Satıldıktan sonra 18 tane kalmış B'den. C burada kaç? 12. 12'den 6'yı çıkarıyorum. 6. Ne olması gerekiyordu? BC'nin 2 katı olacaktı ama burada BC'nin 2 katı değil 3 katı. O yüzden bu şıkkı eliyorsun. Aynı işlemleri burada da yapıyorsun. A kaçmış? 8. 16'dan 8'i çıkardın. 8 kaldı. C kaçmış? 11. 11'den 8'i çıkardın. 3. 2 katı mı? Hayır. Bunu da eliyorsun direkt. Burada da 16'dan 6'yı çıkarıyorsun. 10. 11'den 6'yı çıkarıyorsun. 5. B 10 tane. C 5 tane. B, C'nin 2 katı olduğu için direkt cevabını buluyorsun. C şıkkı diyorsun. Şimdi burayı da yapayım da daha rahat bir şekilde daha bunu da açık bir şekilde gör. 16 tane bununla var. 6 tane çıkardın. 10 tane kalmış satış sonrası. 12 tane bu var. 6 tane buradan çıkardın. 6. 16'nın 2 katı olmadığı için direkt bu da olmuyor. 23. soru. Bu çözümleme sorusu. Yavuz Usta varmış. 2 kilogram ağırlığındaki hamuru her defasında 2 eş parçaya ayırmış. Bak bu soru adım sorusu. Dikkat et yani. Burada adım sorusu. Dördüncü adımdan sonra oluşan eş parçalardan birinin kilogram cinsinden çözümlenmiş halini istiyor senden soru. Şimdi adım sorusu dediğimde daha önce yanılmıyorsam Adana bölümündeydi. Yine adımla alakalı bir soru çözmüştük. Burada ne yapıyorsun? Adım sorusunda kaç eş parça ayrılıyor? 2 eş parça ayrılıyor. Bunu tabana yazıyorsun. Yazdın. Adım üste yazıyorsun. Kaçıncı adım? Birinci adım. Hop üstüne yaz. 1. 2 üzeri 1 eşittir 2. 2 tane eş parça. Buraya geldin. 2 eş parça ayrıldığı için tabana yazdın. Adımı üste yazıyorsun. 2 üzeri 2. 4. Gördüğün gibi 4 tane. Burada da aynı şeyi geçerli. Bak bunu da hemen hop buraya yazdın. 8. Dördüncü adımdan sonra dediği için demek ki 2 üzeri 4. Buradan da ne yapar? 16 tane eş parça oluşuyor. Bunlardan birinin en başta ne kadardı? 2 kilogramda. Hepsini eş parçaya böldüğü için bu 2 kilogramı şurada 16 tane eş parça oluşmuş. 16'ya bölüyorum. 2'de 16 yok. Böyle sorularda bu şekilde bölme işleminde ne yapıyorsun? Buraya sıfırını koyuyorsun. Buraya da sıfırını koyup virgülünü atıyorsun. 20'de 16 bir tane. Bir tane 16. 16 çıkardım. 4. Burada bitmedi. Devam ediyor. Bundan sonra artık direkt buraya 0 koyarak bölmeye devam ediyorsun. 40'da 16. 2 tane. 2 tane 16. 32. Buradan çıkarıyorsun. 8. Burası da 0 yapıyor. Hala devam ediyor. Buraya bir 0 koydun. 80. 80'de 16. Kaç tane yapıyor? Şöyle bir baktığımda evet 5 tane. 5 tane yapıyor. 5 tane 6. 30. 50 var. 5 tane 1. 5. 8. Bunu çıkardın. 0. İşte burada bölme işlemi bitti. Demek ki bu her bir parça ne kadarmış? 0,125 kilogram. Bunun çözümlenmiş hali diyor. Hemen 0,125'i yazdım. Neydi? Şuradan hemen ayırıyorsun. Burası kesir kısım. Burası tam kısım. Kesir kısımda üstler negatif, tam kısımda pozitif oluyordu. Buraya baktığımda burada ne yazman gerekiyor tam kısımda? 0 çarpı birler basamağı olduğu için onun üzeri 0 yazman gerekiyor. 0 çarpı olduğu için bunun sonucu 0 olacak, yazmana gerek yok. Şıklara baktığında 10 üzeri 0 demiş. Direkt eliyorsun çünkü bununla alakalı bir şey yazmana gerek yok. Burada da 10 üzeri 0 demiş. Direkt eliyorsun. Çözümlemede ne yapıyordun? Basamakları tek tek bulunduğu basamağın basamak değeriyle çarpıp toplam işlemi şeklinde yazıyorsun. Bir pratik yöntem daha söyleyeyim sana. Burada 1 çarpılı bir şey olması lazım. 2 çarpılı bir şey ve 5 çarpılı bir şey olması lazım. Şimdi buraya baktığımda 2 var, 5 var ama birli bir şey yok. Yani bunu da direkt eleyebilirsin bu şekilde. Geriye hangi şık kalıyor? Bu kalmış oluyor. Şimdi burada da sana açık bir şekilde yapıyorum. Virgülden sonraki birinci basamak ne oluyordu? 10 üzeri eksi 1 artı virgülden sonraki ikinci basamak 10 üzeri eksi 2 artı virgülden sonraki üçüncü basamak 5 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu da B şıkkında oluyor. 24. soru. Bu soruda kareköklerle alakalı bir tablo verilmiş. Musa'nın burada istenilen çarpma işlemlerini yapması sonucunda kaç farklı tam sayı elde edeceğini soruyor. Şimdi buradaki kural ne? Buradaki kural şu: alt alta ve yan yana olan ikili kutucuklar seçecek. Bak burası çok önemli. Ve böylece bunların çarpımını bulduğunda farklı tam sayıların kaç tane olduğunu istiyor. Ben öncelikle burada büyük ifadeler olduğu için bunları direkt kareköklerin içerisinden çıkmış halini şuraya hemen yapmak istiyorum. Burada 1, 2, 3, 4. Evet şöyle 1, 2, 3 şu şekilde hemen bir tablomu oluşturayım. 4 şöyle 1 2 buradan da şu şekilde oluşturuyorum. 3. Evet bunları hemen yazıyorum. Kök 12. Şimdi 12 neydi? 4 çarpı 3. Bu karekök dışına 4 çıkar. 2 diye çıkıyor. 2 kök 3. Burada da kök 5 aynen kalıyor. Kök 10 da aynen kalıyor. Kök 3'ü de aynen bıraktım. Kök 45 de 9 çarpı 5. O da 3 kök 5 diye dışarı çıkıyor. Bu da 4 çarpı 10. 2 kök 10 diye dışarı çıkıyor. Daha sonra 8. 8 de 4 çarpı 2 olduğu için 2 dışarı çıkıyor. 2 kök 2 oluyor. Bunu da aynen yazıyorsun. 72, 36 çarpı 2. 36 dışarı 6 kök 2 diye çıkıyor. 75 25 çarpı 3 5 kök 3 diye dışarı çıkıyor. 54 9 çarpı 6 bu da 3 kök 6 diye çıkıyor. Kök 6 da aynen kalıyor. Şimdi burada sana bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Dikkat edersen bak, yani bunlar genelde yani kareköklü ifadelerde karşına çıkabilecek sayılar küçük sayılarda bellidir. Yani bu sayıların direkt karekök dışına nasıl çıktıklarını veya hangi sayıların çarpımı olduklarını bilirsen çok rahat ve çok hızlı bir şekilde bunları direkt karekök dışına çıkarıp soruları çözebilirsin. Şimdi soruya tekrar döndüğümde alt alta ve yan yana, yani ben şimdi şunu bak yapabilirim alt alta ama şunla şunu yapamam. Bak yani bunlar yan yana. Evet, buradan sonucun ne çıktığına bakarım ama bununla tutup bunu yapamam. Tamam, bunlar da aynı şekilde bak yan yana ama bununla tutup bunu ya da bununla bunu yapamıyorsun. Şimdi burada hemen başlayalım. Şuradan başlıyorum. 2 kök 3 kök 3. Bunları çarptığında tam sayı olur mu? Evet, bunlara çarptığında 3 olur. 2 kök 3 şöyle yazayım. 2 kök 3 çarpı kök 3. Buradan da 2 çarpı 3'ten 6'yı buluyorsun. Şimdi bunlar, evet, burayı bitirdim. Bu tamam. Şimdi şöyle şu oluyor mu? Yani buradan bir tam sayı çıkmıyor. Bunu geçtim. Şimdi devam ediyorum. Bak şunla oluyor mu? Bu şekilde. Buradan da bir tam sayı çıkmıyor. Buradan da bir tam sayı çıkmıyor. Sonra şunla bir tam sayı oluyor mu? Hayır, bununla da tam sayı olmuyor. Ama şunla bir tam sayı oluyor. 2 kök 2 çarpı kök 2. Buradan 2 diye çıkıyor. Bunlar 2 çarpı 2'den de 4 oluyor. Şimdi bunları da yaptım. Sonra buraya baktım. Yani bununla olmuyordu zaten. Şunlarla tam sayı çıkıyor dışarıya. Hayır, bunlarla da tam sayı çıkmıyor. O yüzden bunu da bıraktım. Yani şuraya dönüyorum tekrar. Kök 5 kök 10 buradan da tam sayı olmuyor. Şimdi şuraya baktığımda buradan da bir tam sayı çıkmıyor. Ama şuradan bir tam sayı çıkıyor. Yani kök 5 ile 3 kök 5'i çarptığımda burası kök 5 ile o 5'lerden geliyor. 3 çarpı 5 oluyor. Buradan da 15 oluyor. Sonra dediğim gibi buradan çıkmadı. Şimdi şuraya bakıyorum. Buradan da çıkmıyor. Buradan çıkıyor mu? Evet, buradan çıkıyor. Kök 2 çarpı 6 kök 2. Buradan da ne yapıyor? Bu 2 çarpı 6. Buradan da 12 buluyorsun. Şimdi şuraya bakıyorum. Şuraya baktım. Buradan bir olmuyor yani. Buradan çıkmıyor bir şey. Sonra şunla bakıyorum. Evet, buradan oluyor. 3 kök 6 çarpı kök 6. Buradan da bunlar 6 diye çıkıyor. 3 çarpı 6 18. Buradan bu çıkıyor. Sonra şuradan devam ediyor. Şimdi bunlara zaten baktık. Alt alta, şunların alt altına bakıyorsun. Buradan baktığında kök 10 çarpı 2 kök 10. Bu da ne yapar? 2 çarpı 10 20. Buradan da çıkıyor. İşte bunlardan çıkıyor mu? Hayır, bunlardan çıkmıyor. Tam sayı olmuyor. Bunları çarptığında da tam sayı olmuyor. Zaten yani bu kadar. Şimdi hepsini yaptık, kontrol ettik. Buradan acaba farklı tam sayı diyor ya, aynı olanları var mı? Hemen onlara bakıyorum. 6, 4, 15, 12, 18, 20 aynı olan da yok. Kaç tane var burada? 3, 6 tane var. Demek ki kaç farklı tam sayı geliyor? 6 tane farklı tam sayı buluyorsun buradan. Evet, bu soruda da şimdi 4 tane arkadaş var. Bunlar isimlerindeki hecelerden yola çıkarak kendilerine bir numara bulmak istiyorlar. Birer numara türetmek istiyorlar ve bir kural oluşturuyorlar. Bu kural da şu. İlk hecede harf sayısı taban oluyor. Şimdi hece olarak gidiyorlar. İkinci hecede harf sayısı 100. Yani burada şu oluyor. Sırayla, tamam mı? Hecelerde şu şekilde taban, üst, taban, üst, taban, üst. Bu şekilde gidiyorlar. Eğer ki tabanı yazdı ama üst yok. Yani harf sayısı üst olacak. Yani üst yazacağı bir hece yok. O zaman da yerine ne yapıyorlar? Üstün yerine 0 koyuyorlar. Şimdi burada örnek olarak veriyor mesela. Şu Melike örneğinde taban. Şimdi bu taban üst, taban üst diye gitmesi gerekiyor. Taban burada kaç tane harf var? 2 tane. 2'yi yazıyor bak buraya. Hemen 2'yi yazmış bak. Şurada da görün. Bir daha yapayım ben. İkinci neydi? Taban üst. Burası üst olacak. Şöyle yazayım. Taban üst. Taban diye gidiyor. Burası üst. Kaç tane harf var? 2 tane yazdı hemen buraya. Sonra bu tekrar taban olacak. Kaç tane? 2 tane. Ama tekrar bir üst var mı? Yok. O zaman da ne yazıyor? 0 yazıyor. Burada da bak sonucu şu şekilde buluyor. Şimdi burada nasıl 41 oldu? Şöyle 41 oldu. 2 üzeri 2 kaç? 4. 2 üzeri 0 kaç? 1. Burada üstlü işlemlerin sonuçlarını ayrı ayrı bulup ikisini birlikte yazıyor. O şekilde 41 elde ediyor. Aynı şekilde burada da 3'ün karesi 9, 3'ün küpü 27. İkisini yazdığında 927'yi buluyor. Bu gruptaki 4. kişinin numarasının 11 olduğu biliniyormuş. Buna göre hangisi olabilir diyor. Yani bu şıklardan hangisi olabilir diyor. Şimdi burada 11 mantık üzerinden de gidebiliriz. Yani nasıl 11 olabilir üzerinden de gidebilirsin. Ama direkt yani şıklar üzerinden gitsen, direkt şıkları denesen de çok rahat, çok kolay bir şekilde bulursun. Mesela hemen başlayalım Elif Beyza'dan. Bunun hecelerini ayırdığında Elif Beyza şeklinde. Elif neydi? Ben taban üst diye sana kodlamıştım burada. Tabana ne yazacaksın? E. Bir tane harf olduğu için 1. Üste kaç yazacaksın? 3 tane harf var. 1 üssü 3 oldu. Beyza burada da ne oldu? 3 tane harf var. Burada da son hecede üst diyeceğin yerde 2 tane var. Zaten bunun direkt olamayacağını görüyorsun. Buradan çıkan sonuç ne olur? 3'ün karesi 9. 19 çıkar, bu olmuyor. Aynı şekilde Eyüp, Emre, buraya da ayırdın. Taban, üst diye. Taban E bir tane harf olduğu için 1 yazıyorsun. Üste kaç tane harf var? 3 tane bu hecede. Aynı şekilde buradan da kaç tane? 2 tane var. Buradan da kaç tane harf geliyor? 2 tane geliyor. Bak dikkat et. Taban üst, taban üst. Buradan da 2 üzeri 2 4, 1 üzeri 3 1, 14 buluyorsun. Bu da olmuyor. Efe Eren, Efe Eren. Taban üst diye gidiyor bu. E 1 üzeri 2, bak üstte 2 tane harf var. Burada da yine 1 üzeri 3 tane harf var. Burada Ren hecesinde 1 üzeri 2, 1. Burada 1 çıkar. Buradan kaç buluyorsun? 11 buluyorsun. Demek ki C şıkkı Efe Eren'miş. Numarası 11 olan öğrenci. 26. soru. Burada ağaçların karbondioksit emilimi ve oksijen üretimi ile alakalı bilgisini veriyor. Yetişkin bir çam ağacı saatte ortalama 2,5 kilogram karbondioksit emilimi sağlıyor. Saatte ortalama 1,7 kilogramda oksijen üretiyor. Sonra buradaki 11 milyon ağaç bugün fidan yarın nefes projesinden bahsediyor. Ve diyor ki 11 milyon çam fidanının yetişkinliğe ermesi durumunda bunların 1 saatte yapacağı ortalama karbondioksit emilimi ve oksijen üretimi toplamının, bak bu çok önemli, toplamının ton cinsinde bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisi? Burada dikkat edeceğin 2 şey var. Toplamının dediği için yani bunları ayrı ayrı bulmana gerek yok. İkisini bir olarak kabul edebilirsin. Yani 2,5 kilogram artı 1,7 ne yapar? 4,2 yapar. Yani 4,2 kilogram burada bir tane ağacın karbondioksit emilimi ve oksijen üretimi. Sonra ne diyor? Ton cinsinden diyor. Bak ton cinsinden diyor. Bu da çok önemli. Çünkü sana kilogram olarak verilmiş. Sen bunu tona çevireceksin. Bu bir tane çam ağacının toplamı. Peki 11 milyon çam fidanı yetişkinliğe erdiğinde nasıl olacak? 11 milyonu nasıl yazıyorsun? Bu şekilde yazıyorsun. Ben bunu direkt 11 çarpı 10 üzeri 6. Bak burada 6 tane 0 olduğu için bu şekilde gösteriyorum. 11 milyon. Bunu ne yapacaksın? 11 çarpı 10 üzeri 6 çarpı. Burada 11 milyon tane çam ağacı var. 4,2. Buradaki toplam 11 milyon çam fidanının bu kilogramını bulacaksın. Bunları çarpman gerekiyor. Burada çarpıyorsun. Direkt şununla şunu çarpsan olur. Burada 11 ile 4,2'yi hemen çarpalım. Burada da hiç virgül yokmuş gibi çarpıyorsun. Bir tane 2, 2, bir tane 4, 4. Topladığında 2, 6 bu. Virgülün sağında bir tane rakam olduğu için buradan da bir basamak sola doğru kaydırıyorsun. Şöyle kaydırdın. 46,2 yaptı. Demek ki buradan 46,2 çarpı 10 üzeri 6 kilogram ne varmış? Burada bir emilim ve üretim var. Şimdi bu kilogram ama ton cinsinden istiyor. Ne yapacağız? Bunu tona çevirmemiz lazım. Şurada gördüğün gibi bak, kilogramdan tona geçerken varsa 3 tane sıfırını atmış. O zaman ne yapacaksın? Sen buradan sıfır atacaksın ama yani ben hiç şurayı karıştırmadan direkt buradan yapmak istiyorum. Sıfır atamıyorsan ne yapıyorsun? Sola doğru virgül kaydırman gerekiyor. Kaç tane? 3 tane kaydıracaksın. Şimdi burada sola doğru virgülü kaydıralım. Şimdi buradan buraya geldin 1. Bir daha buraya geldin 2, bir sıfır koydun. Bir tane daha buraya geleceksin. Şuraya bir sıfır daha koyacaksın. Bu ne olmuş olacak? Şurada hemen gösteriyorum. Şuraya aldığımda tekrar 0,0462 çarpı 10 üzeri 6 ton olmuş olacak artık. Şimdi bunu bilimsel gösterime çevireceğiz. Nasıl? Buradaki formatı zaten biliyorsun. Bu kısmın 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Hemen bunun için sandalye metodunu biliyorsun. Sandalye metodunda neydi? Virgülü sağa kaydırdığında ayakların aşağıda, sola getirdiğinde başın yukarıda. Burada da virgülü şuraya getirsen 0,462, buraya getirsen 4,62 oluyor. Demek ki sen bunu sağa doğru virgülü kaydırman lazım. Virgül buraya gelecek, 4,62 olacak. Çarpı. Sağa gittiğinde ayakların nerede? Aşağıda, kuvveti azaltıyorsun. 2 birim sağa geldiğin 2 birim azalt. 10 üzeri 6 eksi 2 4. Demek ki bunun bilimsel gösterimi hangi şıkta? A şıkkında 4,62 çarpı 10 üzeri 4 buluyorsun. 27. soru. Bu soruda halk otobüslerinin haftalık yaptıkları sefer sayısı ve taşıdığı yolcu sayısı burada gösteriliyor tabloda. Soru, sefer başına düşen ortalama yolcu sayısı en fazla olan halk otobüsünü istiyor. Şimdi burada toplam yolcu sayısı ve sefer sayısı. Yani bu ne demek? Sen yani çok basit olarak sana sayılarla söyleyeyim. Günde 6 sefer yapsan, yani hiç üstü sayıyı düşünme. 6 sefer yapsan ve toplamda 30 yolcu taşısan. Her seferde yani ortalama olarak bir seferde ne kadar taşımış olursun? Bunu buna bölmen gerekiyor değil mi? 30 bölü 6, 5 tane yolcu taşımış olursun ortalama her seferde. Burada da aynı işlem geçerli. Şimdi burada da ne yapıyorsun? Toplam yolcu sayısını buradaki sefer sayısına bölüyorsun. 30 üzeri 2 bölü 6 üzeri 2, kafaları aynı, tabanları oranlıyorsun. 30 bölü 6 üssü 2, 5 üssü 2. Şimdi buraya bakıyoruz, 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 5. Tabanları aynı. Burada ne yapıyorsun? Kafaları çıkarıyorsun. Bölme işlemi olduğu için 10 eksi 5. Buradan da 2 üzeri 5 buluyorsun. Sonra şuraya geldik. 6 üzeri 7 bölü 6 üzeri 5. Tabanlar aynı olduğu için kafaları çıkar. 7 eksi 5. 6 üzeri 2. En son da şu kısımda. Onu da buraya yapayım. 24 üzeri 3 bölü 8 üzeri 3. Burada da kafalar aynı olduğu için oranlıyorsun. 24'ü 8'e böl 3. 3 üssü 3 buluyorsun. Şimdi bunların sonuçlarını tek tek ben şuraya yazayım. Bunun sonucu 5 üzeri 2 25. Bunun sonucu 2 üzeri 5 32. 6 üzeri 2 36. Şuradan da 3 üzeri 3 27. Yani ortalama yolcu sayısı en fazla olan hangisi? Şu. Yani 303 numara oluyor. O da hangi şık oluyor? B şıkkı oluyor. 28. soru. Özür dilerim. Bu soruda şekildeki duvara monte 2 raf var. Bu rafın arası 14 santim. Kitapları dik koymak şartıyla hangi kitabı rafa yerleştiremezsin diyor. Şimdi burada mantık şu. Eğer sen buraya şurada belirtilen 14 santimden daha yüksek, daha uzun bir kitabı şuraya koyayım desen yerleştirebilir misin? Hayır, yerleştiremezsin. O zaman buradaki mantık da ne? Şıklar arasından 14 santimden uzun olanı, daha yüksek olanı buraya ne yapacaksın? Koyamazsın yani. Sen buradan bunu bulacaksın. Mantığın bu. Ama şıklara baktığında kareköklü sayılar var. O zaman ne yapıyorsun? Öncelikle 14'ü karekök içine alıyorsun. 14'ü karekök içine aldığında ne olur? kök 196 olur. Kök 196'dan büyük olana bakacaksınız. Sırasıyla bunları da karekök içlerine alıyorum. 5'i karekök içine alıyorsun. 25. 25 çarpı 6. Bu da karekök içerisinde. 6 tane 5. 33. 6 tane 2. 12. 15. Kök 150 buluyorsun. Bunu da aynı şekilde aldım. 3'ün karesi 9. Kök 81. 6'nın karesi 36. 36 ile 5'i çarptığında 36 çarpı 5. 5 tane 6 30, elde var 3. 5 tane 3 15 18 kök 180. 9 9'un karesi 81'i çarpı 3 karekök içine aldım. Bu da kök 243 yapıyor. Şimdi burada baktığımda hangisi kök 196'dan daha büyük? Kök 243. O zaman demek ki bu kitabı sen bu rafa yerleştiremiyorsun. Cevabın ne oluyor? Değişik. Buradaki mantığa gerçekten dikkat et. Yani bundan büyük olanı yerleştiremezsin. Bunlar küçük olduğu için hepsini buraya koyabilirsin. 29. soru. Bu soruda piramidi şurada söylemiş zaten. Piramidin ne olduğunu. Düzgün 4 yüzlü. Burada da piramidin açılımını vermiş. Her yüzeyindeki yazan sayıları da söylemiş. Soru bu düzgün 4 yüzlü, yani piramit atıldığında görünen 3 yüzündeki sayıların toplamının asal sayı olma olasılığı, olasılık sorusu. Şimdi olasılık sorusunda yapacağın, direkt yazacağın bir şey var. Ne? Olasılık sorularında tüm durumlar, bak bunu bulman lazım. Bir de senden istenen durum, yani istenen durum ne? Asal sayı olma olasılığı. İstenen durumlar, bunların oranı sana zaten olasılığı verecek. Piramidi düşündüğünde diyor ki bak, yani görünen 300 olacak. Piramidi attığında bir tane yüzünün üstünde duracak bir kere o. Bir tane yüzünün üstünde duracak. Geriye kalan 3 tane yüzünün toplamı neler olabilir? Yani buradaki tüm durumları önce bulalım. Şimdi şu şekilde gidersen çok sistemli bir şekilde rahat gideriz. Yani basit olarak şöyle düşünüyorsun. 4 tane yüz var. Tüm yüzeylerin üstüne de hani direkt yerde bulunma ihtimali var. Şöyle düşün. 3 numaralı yüzeyi tabana geldi. Yani bu görünmüyor. Diğer görünen 3 tane yüzey şu şekilde olsun. Bak şöyle söylüyorum. Bu geldi. Buraya hatta şöyle çiziyorum. Bu şekilde durdu zeminde. Geriye görünen yüzler hangileri? 5, 7, 11. Şimdi senden ne diyor zaten? Görünen 3 yüzündeki sayıların toplamı diyor. Yani bir tane ihtimal bu. Bunları toplayalım. 5, 7 daha 12, 11 daha 23. Yani 3 tabana gelecek şekilde 3 tane yüzün toplamı 23 olabilir. Bir tane ihtimal bu. 5 olsa tabana gelen, görünen yüzleri hangisi olur? 3 olur, 7 olur, 11 olur. Bunların da toplamı ne yapar? 10, 21 yapar. Bir tane ihtimalde bu. 7 gelse görünen yüzüne, geriye ne kalır? 3 kalır, 5 kalır, 11 kalır. Görünen yüzeylerde. Bunları topluyorum. 3, 5, 8, 11 daha. 19. Bir de 11 geldi tabana. Geriye ne kaldı? 3 kaldı, 5 kaldı, 7 kaldı. Şimdi bunları da topladığında 5, 3, 8, 15. Yani burada ne şekilde atarsan at, toplama sonuçtan toplamaya aldığında 4 tane sonuç çıkar. Yani burada olabilecek ihtimaller 4 tane. Bunlar arasında şimdi istenen durum dediği için hemen şöyle yazayım bunu. 4 tane durum var, yani tüm durumlar. Bunların arasında asal sayı olma olasılığı 23, asal sayı bir tane. Bak hemen bu bir tane. 21 asal sayı değil. 19 asal sayı 1 ve kendisinden başka böleni yok. 15 de asal sayı değil. İstenen durumda kaç tane? 2 tane. Demek ki senin olasılığın 2 bölü 4. Bunu da sadeleştiriyorsun. 2'ye böl 1. 2'ye böl 2. 1 bölü 2, yani cevabın A şıkkı oluyor. 30. soru. Şimdi bu soruda hayata yeni başlamış bir su ayısı larvasının boyunu vermiş. Senden ne istiyor? Bilimsel gösterimi istiyor. Bilimsel gösterim için formatını biliyorsun. A çarpı 10 üzeri n olacak. Zaten bunun da kuralını biliyorsun. Şimdi burada 5 üzeri eksi 6 vermiş. Yani bunu normal bir sayı olsa çarpı 10 üzeri 0 deyip Oradan direkt bilimsel gösterimini yazabilirsin. Ama üstlü bir sayı bu. O yüzden şöyle şu formata yakın bir şeye getirmeye çalışacağız. Öncelikle mantık bu. 5 üzeri eksi 6. 5 üzeri eksi 6 negatif üstten bunu kendine getiriyorsun. Nasıl oluyor? 1 bölü 5 üzeri 6 oluyor. Burada 1 bölü 5'i ben 2 ile genişletsem şunun içerisine. 2 bölü 10. Olur mu? Olur. Üzeri 6. Şimdi buradan artık istediğim şekle doğru gidiyorum. Nasıl gidiyorum? Şimdi bunu şöyle ayırabilirsin bak. 2 üzeri 6 bölü 10 üzeri 6 şeklinde ayırabilirsin. Bunu da 2 üzeri 6 çarpı. Şimdi 10 üzeri 6. Yani bunu şöyle düşünsen. 1 bölü 10 üzeri 6. Bu da zaten nereden geliyor? Negatif kuvvet. Yani şuradan şöyle bir negatif kuvvete geri dönüş yapsam bunda. Ne olacak? 2 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 6. Sen şimdi bunu direkt 2 üzeri 6 ne yapıyor? 2 üzeri 5, 32, 2 üzeri 6. 64 çarpı 10 üzeri eksi 6 diye yazdığında istediğin formata gelmiş oldun. Artık burada üstünde negatif üst diye de bir şey yok. Direkt buradan bilimsel gösterimi yapabilirsin. Bilimsel gösterimde de buranın 1 ile 10 arasında olması gerekiyordu. Onun için de ben sana hep ne diyordum? Sandalye metodu vardı. Sandalye metodunda burada ne yapman lazım? 64. Bunun 1 ile 10 arasında olması için şöyle bir virgül şuraya kaydırsan. 6,4 oluyor. 1 ile 10 arasında mı? Evet. O zaman ne yapacaksın? Burada virgülünü şöyle şuraya getireceksin. 6,4 yapacaksın. Tamam. Burada nereye doğru gittim? Bak sola doğru gittim. Burada sola doğru gittim. Sola doğru gidince ne oluyordu? Başın yukarıda, yani şuradaki kuvveti ne yapman gerekiyor? Arttırman gerekiyor. Eksi 6'ya 1 ekle. 10 üzeri eksi 7 yazma. Bak 10 üzeri eksi 7 yazma. Bu negatif kuvveti 1 arttırdığın için 10 üzeri eksi 5 yazacaksın burada. Bu da hangi şıkta oluyor? B şıkkında oluyor. Buranın bilimsel gösterimi de bu. Şimdi burada bak, yani çok önemli nokta, senin dikkat edeceğin yer şurası, ben sana söyleyeyim. Bu 5 üzeri eksi 6'yı şu şekildeki, yani şu üzerindeki negatif kuvvetten kurtarman gerekiyor. Bu şekilde yazabilmen gerekiyor. Burada da ne yaptım? 2 bölü 10 şeklinde yazarak bunu kurtarmış oldum. Buradan da gördüğün gibi normal bir sayı gelmiş oldu. Buradaki mantığın bu. Şimdi farklı yöntemlerle de yapabilirsin. Bunu mesela 1 bölü 5 üzeri 2 üzeri 3 şeklinde de yazabilirsin. Hani o şekilde de bunu çevirmiş olursun. Oradan 1 bölü 25 gelir falan. Ama yani bu biraz daha basit ve kolay bir yöntem oluyor. Sırada 31. soru. Bu soruda 2 tane grafik vermiş. Zaten burada görüyorsun daire grafiği ve sütun grafiği. Burada bir fabrikada her ay üretilen ürünler depolanıyormuş. Ve bu dağıtımları da o depodan yapılıyor. Yani her ay üretiliyor. Onlar belli yerlerde toplanıp oradan dağıtımı yapılıyor. Burada da Mayıs ayında üretilen 10.000 ürün var. A ürünü, B, C, D, E ürünleri. Bunların dağılımları göstermiş. C ürünü tüm ürünlerin %25'i kadar. Burada B ürünü mesela %20'si kadar. A'da %30 kadar. Burada da bunların dağıtımı yapıldıktan sonra Mayıs ayı sonunda hangi üründen depoda ne kadar kaldığını gösteren bir grafik var. Soru senden ne istiyor? C ürününün Mayıs ayı içerisinde depodan 5000 adet dağıtımın yapıldığı biliniyor. Buna göre diyor Nisan ayından Mayıs ayına devreden C ürünü sayısı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle burada şunu bul. Dağıtım yapılmadan önce acaba depoda toplam, yani Mayıs ayının ürünlerini de dahil ettiğinde ne kadar ürün vardı? Şimdi C ürününe buradan bakıyorsun. Dağıtım yapılmış. Ne kadar yapılmış? 5000 dağıtım yapılmış. Dağıtımdan sonra ne kadar ürün kalmış? Bak 1000 tane ürün kalmış. 5000 dağıttın. 1000 tane de depoda kaldı. Dağıtmadan önce toplamda ne kadar vardı? 5000 artı 1000. Demek ki C ürününden toplamda 6000 tane varmış. Mayıs ayının ürünlerinde ekledim buraya. 6000 tane varmış. Sonra Burada bak, yani önceki aylardan, yani Mayıs ayından önce artan ürünler de var burada. Bunu nereden anlayacaksın? Şimdi şuraya geldik. 10.000 tane ürün var. 10.000 ürün tamamı, yani bu tüm ürünler. 10.000 ürünün %25'i C ürünüymüş. Şimdi %25'i pratik olarak, yani 1/4 olduğunu biliyorsun sen. 10.000 ürünün 1/4. Hemen bakıyorsun 10.000 çarpı 1/4 direkt diyorsun böyle. Buradan da ne yapıyor? Bu şununla sadeleştirdiğinde 2500 ürün yapıyor. Yani Mayıs ayında 2500 ürün depoya gönderilmiş. Üretilen ürün, bak, Mayıs ayında üretilen 2500 ürün de depoya gönderilmiş. Toplamda 6000 ürün olmuş. Bu 6000 üründen 5000'i dağıtılıp geriye 1000 tanesi kalmış. Bak, toplam 6000. Demek ki 6000 ürüne 2500 ürün daha eklenince olmuş bu. O zaman bu 2500'ü çıkarırsam ben Mayıs ayı üretimine, depodaki toplam C ürününden çıkardığımda, burası 5, burası da 3. 3500 ürün Nisan ayından kalmış. Bak, Nisan ayından bu kadar ürün varmış. Şöyle bir toparlayacak olursam tekrardan, tersten gidelim, bak daha rahat anlarsın. Nisan ayından 3500 ürün kaldı. Bunu buldum. Bu ürüne Mayıs ayından 2500 üretilen 2500 ürün de eklendi. Toplamda ne kadar ürün oldu? 6000 ürün oldu. Bu 6000 ürünün 5000'i dağıtıldığına göre geriye ne kadar kalması lazım? 1000 tane. Buraya baktığında da 1000 tane kalıyor. Böylece sağlamasını da yapmış olduk. Sorunun cevabı ne olacak? Nisan ayından Mayıs ayına devreden ürün, yani kalan ürün 3500 tane imiş C ürününden. 32. soru. Şimdi bu soru anlatılmış bayağı burada. Biraz daha böyle alanı da büyük. Şimdi zor bir soru gibi gelebilir sana ama aslında çok basit bir soru. Çok kolay bir soru. Şimdi hemen ben sana anlatıyorum bak. Burada domino oyunuyla alakalı bilgi verilmiş. Bu tabi bilgileri okuyacaksın sen. Burada senin esas dikkat edeceğin şey şu. Domino taşlarında boş olan bölümler 0'ı temsil ediyor. Yani şurası 0, 0, 0. Bunların hepsi 0. Bak, boş kalan kısımları 0 olarak göreceksin. Ardından Tuğçe ve Gizem, ben direkt soruya geçiyorum. Bak, Tuğçe ve Gizem domino oyununa başlamak için taş çekecekler. İlk taşı çeken Tuğçe'nin iki ucu da çift sayı olan domino taşını çekme olasılığı. Olasılık sorusu. Hemen yazıyorum. Tüm durumlar, olabilecek, meydana gelebilecek, orada bulunan tüm durumlar ve senden istenen durumlar. Şimdi taş çekecekler. Toplamda kaç tane taş var? Burada söylemiş, 28 tane taş var. Bak, hemen yazıyorum. Tüm durumlar içerisinde, yani çekebileceği tüm ihtimaller arasında 28 tane ihtimal var. Yani 28 tane taş var. Senden ne istiyor? İstenen ne? İki ucu da çift sayı olan domino taşını. Hemen bakıyorsun, bak, şu bir taş, bu bir taş. Bunlar hep bu şekilde bir taş. İki ucu da çift olan ne var? 0, 0, 1. 0, 1 olmaz bak. Demek ki iki ucu da çift olacaksa, şimdi burayı çift gördün zaten. Direkt buradan hemen çift olanlara bakacaksın. 0, 2 evet olur. Bu olmaz. 0, 4 ve 0, 6. Buradan kaç tane geldi? 4 tane. 1, 2, 3, 4. 4 tane taş çekebilir. Şimdi bir zaten tek olduğu için şunları hop bu şekilde atıyorsun direkt. İki ucunda çift olması lazım. Şu 2, 2 buradan da bir tane geldi. Şimdi 2, 4 bir tane de bu. 2, 5 olmaz. 2, 6 bir tane de bu. Zaten burası tek olduğu için bak 3 tek artık. Bunu direkt siliyorsun. Buradan kaç tane geldi? 2 tane taş çekebilir. Buraya da bakıyorsun, şu da olmaz zaten. Şu 5 de olmaz. 4, 4 bak, bu olabilir. 4, 5 olmaz. 4, 6 olabilir ve 6, 6. Bunlar olabilir. Buradan da kaç tane geldi? 3 tane. Yani iki ucu da çift sayı olan domino taşı 3 tane. Bunlar kaç tane? Toplamda kaç tane yapıyor? İstenen durum. Senden istediği durum. 4, 1 daha 5, 7, 3 daha 10. Yani senden istenen durumda 10. O zaman bu olasılığın cevabı ne oluyor? 10/28 oluyor. Bunu da sadeleştirdiğinde her iki tarafı 2'ye böl. Bunu 2'ye böl 5. Bunu 2'ye böl 14. 5/14 cevabında C şıkkı oluyor. Aydın bölümünün ikinci kısmını da bitirdim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.